Arkadaşlar hepinize merhaba. 2023 yılını geride bıraktığımız, 2024 yılına girdiğimiz bu günlerde 2023 yılının genel bir değerlendirmesini yapacağım. Hem ülke genelinde, hem spor camiasında, hem de sosyal medya, YouTube camiasındaki bir takım gelişmelerden kısaca bahsetmek istiyorum. 2020 Mart'ında resmi olarak açıklanan pandemiden sonra hem ülke genelinde hem de sporda büyük zorluklarla karşılaşmaya başladık ekonomik anlamda. 2023 yılında yaşadığımız bir kısım önemli olayları anlatmaya çalışacağım. 6 Şubat'ta yaşadığımız Maraş depremi, burada resmi rakamlara göre 50 bin civarında yurttaşımız hayatını kaybetti ve yüz binlerce insan evlerinden oldu. Yaşamını kaybedenlerin yakınlarına sabırlar diliyorum. Hala barınma, beslenme problemleri devam ediyor. Umarım manevi anlamda büyük üzüntüye neden olan yakınlarının kaybından sonra en azından hayatta kalmaları ve yaşamalarına destek olunmasını en kısa zamanda da canı gönülden diliyorum. Önemli olaylardan biri de Mayıs 2023'te yapılan genel seçimler. Burada hem Cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimleri yapıldı. 17 Temmuz'da yaşadığımız spor anlamında, spor camiasında bizi onurlandıran, gururlandıran voleybol milli takımının Avrupa birincisi olması, Çin'i yendikten sonra Avrupa birinci olması ülkede büyük bir sevinç yarattı. Voleybol milli takımındaki sporcularımız da tekrar bir kere daha onurlandık, gururlandık. Bir takım YouTuber'ların haberleriyle yine uzun bir süre ilgilendik, gündemi oluşturdu. Engin Polat, Dilan Polat, daha sonra Fatih Terim Fonu adlı olayla gündemimiz meşgul edildi. Ekim ayında Filistin-İsrail çatışması başladı. Burada birçok sivilin ölmesi, karşılıklı olarak hiçbir şey gözetilmeksizin füzelerin, bombaların atılması, hastanelere saldırılması büyük tepki topladı. Bu hala devam ediyor. Umarım 2024 yılı bu işin çözüm için bir neden olur. Masum insanların ölmesi önlenir. İnsanlık adına da iyi bir sonuç alınır diye temenni ediyorum. Sporda ilk önce kötü haberlerle bir takım şeyler yaşadık. Hakem dövmeleri, ciddi şekilde hakem yaralanması ve daha sonra bir takımın maçtan takımını geri çekmesi, bunlar olumsuz anlamda yaşanırken yılın son önemli spor olaylarından biri de Süper Kupa için Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlarının karşılaşmaları oldu. Bu Suudi Arabistan'da yapılacaktı. Belli bir para karşılığında kulüplere destek olacaktı bu. Bu bir takım çevrelerin, ben de dahil, Suudi Arabistan'da spor karşılaşmasının yapılmaması konusunda yorumlar oldu ama sonuç olarak orada yapılması kararlaştırıldı. Böyle bir anlaşma yapılmış. Spor müsabakası, Atatürk'ün posteri ya da Atatürk'ün resmi formalarda olması, bir ara İstiklal Marşı'nın okunup okunmaması gibi bir şey ortaya çıkmıştı. Ne kadar gerçekçi, resmi bir açıklamadan sonra bu belli olacak tabii. Ama şu kesin, formalarda hem sporcuların giydiği maçtan önceki ısınma döneminde hem de dışarıdaki seyircilerin giyecekleri formalarda Atatürk'ün flu bir resminin bulunmasına bile tahammül edemediler ve bunu yasaklamak istediler. Bugünlerde İstiklal Marşı ve Atatürk'ün sözü olan yurtta sulh, cihanda sulh pankartının tribünlerde açılmasının istenmemesi, aynı zamanda Atatürk'ün o formalardaki flu resminin istenmemesi sonucunda bir anlaşmazlık oldu. Burada kulüp başkanlarını tekrar tebrik ediyorum. Aynı zamanda iki kulüp taraftarlarını ve Türkiye'de de tüm spor kulüplerinin taraftarlarının da desteklediği, onay verdiği bir karar ortaya çıktı. Kulüpler maçı oynamamak için karar aldılar ve yurda döndüler. Bu büyük bir olaydı. Bu hem spor anlamında hem de Cumhuriyet'in kurucusunun orada böyle bir şeye maruz kalması anlamında büyük tepkiler oldu. Toplumun her kesiminden tepki oldu. Futbol severlerin her kesiminden tepki oldu. Hiçbir takım ayırmaksızın kulüplerin arkasında durdular ve yurt Türkiye'ye girişlerinde büyük bir sevinçle karşılandı futbol takımları. Bu ileride belki açıklanabilecektir. Ama her iki devletin arasında bozulmuş ilişkilerin düzeltilmesi
dönemine denk gelen değişik bir durum oldu. Umarım ilişkiler çok fazla bozulmaz ve ülkemiz bu anlamda fazla bir zarar görmez. Şahreyn'in ve Savaş Çevici'nin karşılıklı atışmaları aylarca gündemi meşgul etti. Bu arada ben YouTuber'lar ve sosyal medya üzerinde video yapmıştım. Bir takım vücut geliştirme ve sporcu kişilerin, YouTuber olan kişilerin isimlerini verirken Zahreyn'in de ismini vermiştim. Sporla Zahreyn'in ne alakası var demişlerdi. Ben sadece gündemi meşgul ettiği için Savaş Cebeci ve Zahreyn atışmasını örnek vermek adına Zahreyn'e ismini geçirmiştim. Elbette biliyorum Zahreyn sporcu değil, vücut geliştirmeci değil. O bir YouTuber, içerik üreticisi. Akıllı da bir adam. Onunla herhangi bir polemiğe girdiğinde hazırlıklı olman gerekiyor. Savaş her ne kadar kendine göre akıllı biri olmuş olsa bile Zahreyn'le bu anlamda çok başa çıkamadı. Bu bir şekilde sonuçlandı. Daha sonra Cenk Hoca ile Savaş Cebeci'nin bir atışma durumu yine aylarca gündemi meşgul etti. Cenk Hoca Savaş Cebeci ile barıştı. Cenk Hoca'yı biraz ayırmak istiyorum. Bizzat da tanıştığım ve bir video çektiğim bir arkadaş. Karakteri ve kişilik anlamında çok farklı. Olaylara bakışı çok farklı, hayata bakışı çok farklı. O biraz daha tam anlamıyla olmasa bile hayata felsefi bir şekilde bakıyor. Kendi doğruları var. Onu bir şekilde hak veririm, takdir ederim. Her ne kadar o atışmalarındaki olayları benimsemesem, kabul etmesem bile Cenk Hoca'yı bir tarafa tutuyorum. Olaylara bakışı tekrar söylüyorum. Her zaman farklı ve ilginç. Hayata bakışı farklı ve ilginç. Kendini değiştirebilen nadir insanlardan biri. Yani 3 yıl önceki Cenk Hoca ile şimdiki Cenk Hoca ya da 1 yıl önceki Cenk Hoca farklı. İzleyenler bunu bilir. Olumlu bir şekilde bakıyor. Cenk Hoca Savaş Cebeci meselesi kapandıktan sonra Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan meselesi her zamankinden daha çok gündemi meşgul etti. Haftalarca birkaç ay süren bir atışmadan sonra Savaş Cebeci ile Kaan Kazgan mahalle arasında boş bir arazide kavga ettiler. Bu bir sokak dövüşü bile diyemeyeceğim bir şeydi. Her iki taraf kendi taraftarlarını getirmiş. Savaş'ın yaptığı kendi YouTube kanalını yükseltmek amacıyla YouTuber'lar elbette bir takım şeyleri abartır, konuşur ve her zaman gündemde olmak ister. Savaş bunu yaptı ve becerdi de. Kaan bunu biraz daha Savaş'tan fazla iyi yaptı ve becerdi. Sonunda belki olabilecek ama spor ahlakına, spor kurallarına uymayan bir şekilde bir kavga oldu, sokak dövüşü oldu. Kaan Savaş Cebeci'yi dövdü. Yani müsabaka oldu, biri kazandı, biri kaybetti falan değil. Böyle bir durumdan Kaan çok büyük bir prim elde etti. O güne kadar Türkiye'de de tanınmış, birçok şova da çıkmış, hakkıyla da müsabakalarda ismini duyurmuş. Murat Kazgan'dan daha ünlü oldu ve bu anlamda hem Instagram'da hem YouTube'da takipçilerini yüz binlere varan şekilde çoğalttı. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Türkiye'de spor yapan, her dalda spor yapan, güreşte, vücut geliştirmede, dövüş sporlarında, halterde, atletizmde spor yapan birçok insan sansasyonel olmadığı için dünya dereceleri dahil bu kadar isim yapmadı. Elbette sosyal medyanın payı bunda çok büyük. Sosyal medyada tartışıldıktan sonra Kaan'ın Savaş'ı sokakta dövmesi büyük bir olay oldu. Ve Kaan bunun pastasını yedi. Yani birçok televizyon şovuna çıktı. Burada bir şovmen gibi davranarak bu işin üzerinden avantajlar almaya başladı. Ve bu arada sponsorluklar aldı. En son Türkiye'nin en iyi MMA dövüşçüsü, yılın sporcusu. Bu anlamda yılın sporcusu olan bir ödül aldı. Bu ödülü bir önceki videomda, YouTuber'larla ilgili videomda bahsetmiştim. Ödül törenini kim düzenledi? Nasıl bu kişiye verildi? Ondan daha iyi bir MMA dövüşçüsü yok muydu? Örneğin abisi. Ondan çok daha eski, çok daha iyi MMA dövüşçüleri. Örneğin Gökhan Saki, Kadir Dalkıran ve abisi biraz önce söylediğim gibi Murat Kazgan, Ahmet Gayretli gibi sporcular sanki hiç yokmuş gibi Savaş Cebeci ile yaptığı kavgadan dolayı bu arkadaşa Türkiye'nin en iyi 2023 yılının en iyi MMA dövüşçüsü unvanı verildi. Dediğim gibi bu
Kaan gayet güzel kullandı. Yine bir önceki videomda bahsettiğim influencer marketing dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Bir takım firmalar sporla ilgili olsun ya da olmasın, eğer sosyal medyada biri ünlü ve takipçisi çok fazla ise, dolayısıyla bu takipçilerin de çok iyi etkileyeceğinden dolayı bunlara sponsorluklar vermeye başladılar. Kaan'ın hem sponsorları hem de bu anlamda sosyal medyada para kazanma ya da sponsorlar vasıtasıyla para kazanma yolu açıldı. Kendine başarılar diliyorum. Ticari anlamda güzel işler yaptı ama sporsal anlamda güzel bir iş yaptığını düşünmüyorum. Hak eden onlarca sporcumuz olmasına rağmen sadece bir sokak kavgasıyla 50 yaşındaki bir insanı, onunla ilgili de eleştirel videolar yapmıştım ben, sokakta dövmesiyle böyle bir yere gelmesinin doğru olmadığını, hak etmediğini düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Onunla ilgili onu sevenler ne düşünür onu bilemiyorum. İnsanlar düşüncelerini söylemekte serbesttir ve özgürdür. Bu bir eleştiridir. Elbette eleştiriler her zaman hani insan kişiliğine, kimliğine saygılı, medeni bir şekilde hakarete, terbiyesine varmadan olmalı. Ben de olabildiği kadar bunu yapmaya çalışıyorum. Benim fikrime katılırsınız ya da katılmazsınız, o beni dinleyenlerin bileceği bir şeydir. Bu arada yine uluslararası düzeyde atletik fizikte pro kart alan sporcuları tekrar tebrik ediyorum. İlk yıllarda, bundan birkaç yıl önce, pro kart almak nispeten daha kolay olmasına rağmen pro kart alanların çoğalması nedeniyle artık pro kart almak biraz daha zorlaştı. Ben öyle görüyorum. Burada da yine influencer marketing dediğimiz şey ortaya çıkıyor. İnsanlar sosyal medyada ne kadar takipçisi var ise, ne kadar tanınıyorsa, o kadar bu işlerden ticari anlamda kazanç sağlıyorlar. Bunlar da normaldir. Bu zaten tüm dünyada böyledir. Ülkemizde de firmalar bu tip insanlara elbette rağbet gösteriyorlar. Bunu yaparken, bu işi doğru yapan, yani olması gereken zaten bu. Çünkü herhangi biri normal bir şey ile popüler değilse, herhangi bir firmada onun üzerinden reklam vermez veya sponsor olmaz. Ayıracağım birkaç şey var. Takipçilerinin çok olmasından kaynaklanan insanları, yani daha geniş kitleleri etkilemeleri ortaya çıkıyor. Herhangi bir firma sponsor olmasa bile kendilerini pazarlıyorlar. Yani bu uzaktan eğitim ya da anabolik steroidlerle ilgili kendilerini pazarlıyorlar. Uzaktan eğitimde hakkıyla yapan insanları bir tarafa ayırıyorum, her zaman söylediğim gibi. Ama internete girip baktığınızda uzaktan eğitimlerle ilgili çok popüler olan insanlarla ilgili büyük eleştiriler var, şikayetler var. Umarım onlar da bu hatalarını ya da eksiklerini düzeltirler. Özellikle üzerinde durmak istediğim, daha önce de onunla ilgili en az birkaç tane video yaptığım, anabolizanları öven, yani anabolizan güzellemesi yapan, bunların etkilerinin çok hayati olmadığını, zararlarının az olduğunu, hatta zararları olsa bile PCT'lerle bunların minimuma indirgeneceğini ve çok önemli olmadığını söyleyerek insanları anabolik steroidlere teşvik ediyorlar. Bunları bir şekilde övüyorlar. Türk Ceza Kanunu'nda bir suçu övmek suçtur. Reçeteyle almadığın ya da insan sağlığı için faydalı olan bir şeyi sağlıklı bir insan için verdiğinde veya bunu teşvik ettiğinde o insanlara zarar vermiş olursun. Ve birçok anabolizan steroidler normal eczanede satılanların dışında black market dediğimiz yasa dışı yollarla üretiliyor. Ve bunların nasıl, ne şekilde üretildiği de bilinmiyor ki, hatta biliniyor, hijyenik şartlarda olmayabiliyor birçoğu. Ve nereden geldiği, kimin ürettiği, içeriğinin gerçekten o anlamda olup olmadığı, örneğin %30 mı çalışır, %90 mı çalışır belli olmadığı bir durum var. Bunları da maliyetinden çok daha yüksek fiyatlarla satarak, yasak olduğu halde maliyetinden çok daha yüksek fiyatlara satarak buradan para kazanıyorlar. Veya kendini doktor olarak adlandıran biri aylardır, belki 1-2 yıldır hala ısrarla bunların kullanımı için seminerler veriyor. Bu seminerler için de ayrıca para alıyor. Doktorluk yapmıyor ama bilgilerini hem kendi videolarında hem de anabolizanların kullanımı anlamında insanlara vererek, insanların özellikle zaten
genç insanlar bu sporla ilgileniyor. Vücut geliştirme, fitness daha yoğunlukta. Çok erken yaşlarda gelişimlerini tamamlamayan insanların bile bu işin çok zararlı olmadığını, yani anabolizan steroid kullanmanın çok zararlı olmadığını düşünerek onları teşvik ediyorlar. Birkaç videomda bahsettim demiştim. Burada bana yapılan eleştiri şu: şimdiye kadar insanlar bilinçsizce kullanıyordu. Şimdi bu adam en azından tarif ediyor, ne kadar, hangi oranda kullanması gerektiğini, kullandıktan sonra kül bittiğinde nasıl bir tedavi şekli olacağını tarif ediyor. Bu en azından bilinçli bir şekilde kullanılmasına da yardımcı oluyor. Bu adamın ne suçu var gibi eleştiriler var benim videolarıma. Şöyle düşünün arkadaşlar, uyuşturucu maddelerde, damardan alınan veya o bir türlü alınan şeylerde insanlara zarar veriyor. Ve bu yasal değil, yasak. Bunun nasıl kullanacağını, aman bilinçsiz olmasın diye bilinçli bir şekilde kullanacağını tarif ederseniz o da bir suçtur. Yani suçu ve suçluyu övmek denen bir madde var Türk Ceza Kanunu'nda. Suçu övüyorsun, yani yasalarca kabul edilmeyen bir şeyi nasıl kullanacağını tarif ediyorsun ve bunu sosyal medyada, ki sosyal medyada suçu övmek normal cezayı misliyle artırır. Yanlış hatırlamıyorsam %50 civarında artırıyor. Birkaç kişinin içinde konuşmakla sosyal medyadan bunu ifade etmek, eğer olay bir suç ise cezayı artırıyor. Onun için buradan tekrar bunu yapan insanları ikaz ediyorum. Doktor eğitimi almış biri bir takım tıbbi Latince terimleri de kullanarak insanları etkiliyor. Cahili insanları etkiliyor. Bu insanlar birazcık, çağımız artık çok kolay, Google'a girdiğinizde anabolizan nedir, anabolizanların zararları nedir, gelişim döneminde bunlar kullanılırsa ne gibi zararları olur diye şeyleri araştırıp rahatça bunu öğrenebilirler. Ama ne yazık ki bu insanlara övgüler, bizim gibi bunların zararını anlatan insanlara da eleştiriler geliyor. Ama önemli değil. Ben bunları herhangi birilerini karalamak adına yapmıyorum. Genç insanlarımıza zarar verdiği için bunları konuşmak durumunda hissediyorum. Öyle bir duyarlılığım var. Bu ve buna benzer yorumlarıma ve eleştirilerime devam edeceğim. Buna karşılık bana yapılacak her türlü harekete karşı da dirençli olacağım. Çünkü haklı olduğumu düşünüyorum. Kimseyi suçlamıyorum, kimseye iftira atmıyorum ve kimseye hakaret etmiyorum. Benim zaten tarzım değil bu. Kendilerini savunacaklarsa cevap verirler. Ama YouTuber'lar kendileri cevap vermektense daha çok kendi takipçilerine cevap verdiriyorlar. Kendi takipçileri o karşısındaki insanlara karşı saldırıyor. Bu da göğüs diyemeyeceğim bir şey değil. Çünkü doğru bir şey yaptığımı biliyorum. Bir başka YouTuber'dan bahsedeceğim. Bu Tetsu Taylan denilen bir kişi. Pandemi dönemindeki YouTuber'larda olduğu gibi o dönemde daha çok palazlanmış, daha çok takipçiye ulaşmış. Bu işlerle de uzun zamandan beri uğraşan bir kişi. Tabii ona özel bir yer ayırmak istiyorum. Benim yaptığım, YouTuber'larla ilgili yaptığım bir videomu yorumlarken burada takipçilerine karşı teşvik edercesine ya arkadaşlar yapmayın, küfretmeyin falan bilmem ne yapmayın diyor. Orada da insanlar buna benzer şeyler söylüyor. Şunu belirtmek istiyorum. Beni takip eden 100.000 kişi varsa herhangi birini eleştiriyorken ya küfretmeyin diyorsam o küfredin demektir zaten. Bundan sonra çok olumlu olan yorumlarda onun o yorumundan sonra benim videomu yorumladığı Twitch'teki yayınından sonra benim videomun altına bir sürü hakaret içeren yorumlar gelmeye başladı. Bunun üzerine daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Ona telefonla ulaştım. Her zamanki tavrımla, kardeşim böyle böyle ben işte İrfan Güneş videomu yorumlarken bana dayı falan diyordum. Ben yani dayı değil, ben bu işe 40-50 yıldır gönül vermiş, yarışmacı olarak bu işi de yapmış ve hala hem antrenör, hem hoca, hem işletmeci olarak bu spora hizmet veren insanlardan biriyim. Dolayısıyla o dayı falan demen çok şık olmadı dedikten sonra bana olan cevabı ne yapalım yani böyle yani şey vari efelenir gibi ne yapalım yani biz sokakta büyüdük biz dayı deriz ne diyeceğiz falan. Peki dedim, ben sadece şık olmadığını söylemek için aradım. Teşekkür ederim, zamanını aldım benim, kapat. Bundan sonra birkaç ay sonra bir video çekti, Badiciler Off günde ne yapar diye. Orada Harun var, bir iki tane Badici daha var. Bir yorum yazdım ben. Onun altına bir şey yazdı.
Ben defalarca dinlediğim halde, doğru olduğunu bildiğim halde, o Harun'un ona abi dediğini izlediğim o videoda belki abi değil de abin demiş olabilir diye yorumumu geri çektim. Bu arada 4 veya 5 saniyelik, 5 saniye değil, 4-4,5 saniyelik bir bölümünü almıştım. Bana YouTube'dan telif attı, videomu kaldırttırdı. YouTube'da da şöyle bir kural var, 3 tane telif yerseniz kanalınız kapanıyor belli bir süre içinde. Benim videom YouTube tarafından kaldırıldı. Daha sonra yine aynı Badiciler Of Günde Ne Yapar videosunun altına başka bir takipçisi yorum yazmış. İrfan Güneş R'ye yaptı ve videosunu kaldırdı diyor. Bu da diyor ki, onu ben yazılı olarak da göstereceğim, kayıt altında çünkü. O kaldırmadı, ben YouTube'a telif attım, aslında bunu yapmazdım ama bunlar terbiyesiz adamlar. Bu terbiyesiz adamlar üzerine ben tekrar bir şey daha çektim. Çok da fazla uzatmak istemiyordum ama çok önceden yaptığı bir kısa videoyu gördüm sosyal medyada. Tesu Taylan'ın kedi hikayesi diye bir şey. Ben de kedi yakan YouTuber olarak kısa bir video yaptım. Burada küçükken kedilere karşı yaptığı eziyeti anlatıyor. Daha sonra kedi yaktığını, bütün kediye bir tane yaktım, hepsi yansın dedikten sonra da kendinden geçercesine kahkahalarla kameranın açısından ayrılıyor ve kendinden geçiyor. O kadar zevk alıyor. Bu benim için hiç normal değil. Sizin için de büyük ihtimalle normal değildir. Hele bir hayvan sever olarak bana çok anormal geldi. Burada biraz daha dikkatimi çekti. Bu arkadaşın videolarına geriye dönüp baktığımda benim gördüğüm bir şey, benim düşüncem. Yani ona herhangi bir suçlama yapmıyorum. Karakteriyle ilgili de bir şey yapmıyorum. Ben şunu gördüm. Bu kişi tepkisiz, sevindiği, üzüldüğü, ağladığı ya da ciddi olduğu hiç belli olmuyor. Her ortamda aynı tavırla. Bu bir problem bence. Bir problem. Onun için bir problem. Onun adına diyorum. Onu aslında biraz da hani kendine gelebilmesi için korumak adına da diyorum. Küçükken yaşadığı bu olaylar büyük ihtimalle etkilemiş bunu. Yani insanların karakterine bakacaksanız, ben bunu ayrıca işlemiştim, küçükken yaptığı şeylere bakmak lazım. Bunu, o suçlamayı ona getirmek istemiyorum ama sosyopatın ya da herhangi bir asosyal birinin günümüzdeki, yani o yaşadığı dönemdeki hareketlerini değerlendirmek için geriye dönmek gerekiyor. Geriye döndüğümüzde de hayvanlara eziyet birçok normal olmayan insanların yaptığı şey olarak zaten psikolojide de görünüyor. Bunu ona söylüyorum demiyorum, bunun altını çiziyorum ama umarım bu anlamda biraz daha dikkatli davranır. Hem ne için söylüyorum bunu? Yani 2-3 arkadaş arasında konuşulan biri olmuş olsa ya da çok az kimsenin tanıdığı biri olsa tamam, problem yok. Ama yüz binlerce takipçisi olan birinin bu tip şeyleri yapması diğer insanlara da bu tip olayların, yani hayvanlara eziyet gibi olayların normalleştirmesine getiriyor. Birçok hayvan eziyetlerini görüyoruz. İnsanların ne kadar duygusuz olduğunu, onlara karşı ne kadar acımasız olduğunu görüyoruz. Bunun yolunu açıyor olabilir. En ufak bir şekilde aklından geçen bir insan bile, ha demek ki bu normalmiştir. Bu şekilde hayvanlara karşı kötü davranışlarını devam ettirebilir ya da o duygularını ortaya çıkarıp günlük yaşamlarına sokabilir. Bu arkadaşa önerim, kendi hareketlerine biraz daha dikkat ederse kendi açısından iyi olur. Dediğim gibi beni ilgilendiren şey, çok takipçisi olduğu için çok fazla kitleye ulaşması ve anormal hareketlerin onlara örnek olmaması adına bu yorumu yapıyorum. Diğer taraftan videolarına bakıyorum. 11 yaşında bir çocukla video çekiyor ve bu çok belli gelişim bozukluğu olan biri. 11 yaşında olmasına rağmen sanki 6-7 yaşındaki bir çocuğun fiziksel görünümünde. Bodybuilding ile ilgileniyor bu çocuk. 11 yaşında olduğu için çocuk diyorum. Ve bunu sanki çok büyük bir şey yapıyormuş gibi, acayip bir şeymiş gibi abartarak videosunda yayınlıyor. 10, 11, 12, 13, 14 yaşındaki çocuklar buna özenir. Çünkü o tanınan biri, yüz binlerce takipçisi olan biri buna özenir ve bu sağlıkları için doğru bir şey değil. Neden doğru bir şey değil? Yani bilimsel olarak da bu araştırılmıştır. Başka bir videomda da bunu ben anlatmıştım. Yani vücut geliştirmeye kaç yaşında başlanır diye. 14-15 yaşlarında kendi vücut ağırlıkları ile yapılır. Daha sonra 17-18'den sonra ufak ufak ağırlıklarla ve gelişim bittikten sonra da maksimum ağırlıklarla bu spor yapılabilir. Ama sen 11 yaşındaki bir çocuğu örnek alıp onu övüyorsan,
o çocuğu da o havalara sokuyorsam bir, etkilediğin insanlar, takipçilerin, iki, o çocuğun hayatıyla oynuyorsun. Bu olmaz. Daha sonraki videolarında yine 14-15 yaşındaki çocukları örnek gösteriyor. Bu çocuklar bodybuilding yapıyor. 14-15 yaşında bodybuilding olmaz. Vücut ağırlıklarıyla, o yaşa kadar vücut ağırlıklarıyla çalışabilir. Daha sonra biraz daha ağırlıklarla, hafif ağırlıklarla ve gelişim bittikten sonra da yüksek ağırlıklarla olur. Bu bilimsel olarak araştırılan bir bilgi. İnternete girdiğinizde bunu zaten siz de görmüş olacaksınız. Video çektiği insanlara baktığımızda da sanki bu arkadaş kendi çok meşhur olduğu için birilerini alıyor, kendi eliyle meşhur ediyormuş gibi bir havaya giriyor. Halbuki inanın sokaktaki herhangi birini aldığına da onu meşhur edemezsiniz. Zaten meşhur ettiğinizi düşündüğünüz kişinin bir özelliği var demek. O özellikten dolayı insanların ilgisini çekiyor ve insanlar onun üzerine yoğunlaşıyor. Karakter olarak da, ahlak olarak da, sporcu kimliği olarak da sevdiğim bir arkadaş 1453 Harun. Harun'un da belli bir kariyeri var. Bununla video çektikten sonra sanki Harun'u o meşhur etmiş gibi bir havalara girerek Harun da ona karşı sanki ondan dolayı daha çok tanınıyormuş gibi öyle görüyorum ben. Belki yanlış düşünüyorum. Harun'u kullanmaya başladı. Birçok videoda Harun'la birlikte gidiyor. Onu yanına alıyor filan. Yani ben zaten bana terbiyesiz dediği videoda da onu söylemiştim. Harun'un zaten bir kariyeri var. Kişiliği insanlar tarafından da çok sevilen, alçak gönüllü bir arkadaş bu. Ve kendi yolunda, kendi hayat mücadelesinde devam ediyor. Burada Harun'la video çektikten sonra birçok videoda Harun'u yanında taşıması Harun için de iyi değil. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani kendi bilir tabii, kendi kararıdır. Burada Harun'un bence bir minnet duygusu var. Yani belli bir kitle tarafından izlenir, sevilirken onunla video yaptıktan sonra belki biraz daha fazla kitlesi arttı. Bundan dolayı da minnet duygusu olabilir. İnsani bir şeydir bu, olur. Ben de genelde bana iyilik yapan biri bir adım attıysa ben ona 10 adım atarım. Çok acayip bir şey değil. Benim burada demek istediğim, video yaptığı insanları sanki sadece kendi özelliğinden dolayı o insanların meşhur oluyormuş gibi değil. Aslında video çeken insanlar onu daha meşhur yapıyor. Çünkü hepsi ilginç insanlar. Sosyal medyayı, içerik üreticiliğini, influencerları, influencer marketingi inceliyorum. Ben kendim de bu işin birazcık içinde olduğum için. Bunun üzerine toplumdaki etkilerini, sosyolojik etkilerini, psikolojik etkilerini, spordaki psikolojik etkilerini incelemek istiyorum. Ve bu benim önümde bir ders gibi, kendim için bile olsa bunu izliyorum. Bu arkadaş da bu anlamda benim için ilginç bir profil. Bakacağım, takip edeceğim. İyi ve doğru yaptığı şeyleri elbette doğrudur diyeceğim. Ama yanlış yaptığı şeyleri de diğer kişileri eleştirdiğim, yorumladığım gibi yorumlayacağım. Toparlayacak olursam, sosyal medyanın hayatımızdaki etkilerini zaman zaman anlatıyorum. En çok dikkat çeken şey odaklanma problemi. İnsanlar, belli bir yaşın üzerindekiler de buna dahil ama daha çok genç insanlar, YouTube'daki algoritmaya göre de konuşuyorum aynı zamanda, sosyal medya araştırmalarına göre, 10-12 saniye civarında bir şeye odaklanıyor. 30 saniyeyi geçtiğinde ilgileri azalıyor. Birkaç dakika olduğunda daha da azalıyor. Ve en çok izlenen, eğer çok ilgi çekici ve sürükleyici bir şey anlatmıyorsanız ki influencerlar bunu her zaman yapamıyorlar. Çünkü sürekli konu bulmak, içerik bulmak ve içerik üretmek zorundalar. 8-10 dakika en çok verimli olan dakika. 18-22 dakika arasında da işte eğer çok ilgi çekici bir şeyse izleniyor. Ama 30 dakika, 40 dakika, 1 saat gibi şeyler izlenmiyor. Burada anlatmak istediğim odaklanma. Odaklanma süresi 8-10 saniyeye kadar düşmüş. Eğer sosyal medyada sürekliliği sağlamak istiyorsanız bunun gibi 8-12 saniye civarındaki yayınlarla dikkat üzerinize çekiyorsunuz. O insanlar sizi daha çok izliyor ama ilgi çekmediğinde birkaç saniyede hemen atlıyor. Bunu birçoğumuz yapıyoruz. Ben de dahil yapıyorum ama herkesin ilgi alanı farklı. İlgi alanı olduğu yerde konuşmacı her ne kadar sıkıcı gibi olmuş olsa bile bilgi edinmek için birkaç saat dinlediğim insanlar da var. Bu da ayrı bir şey. Şuna gelmek istiyorum. Sosyal medyada eleştirdiğim, olumsuz yanlarını da söylediğim YouTuber'ların dışında
Bu işi gerçekten iyi bilen, bilgisinden ve tecrübesinden faydalanacağımız insanlar da var. Ama bu biraz önce söylediğim gibi o odaklanma sorunu yüzünden çok ilgi çekmiyor. Biraz da bu işe emek veren insanlar, biraz daha eski insanlar. Çok sık olmasa da sosyal medyada paylaşım yapan ama bilgilerinden, tecrübelerinden daha çok faydalanacağımız birkaç isim vermek istiyorum. İsmini söylemediklerim kıymetli arkadaşlardan da özür dilerim. Tulu Topa örneğin yakınlarda da bir kitap çıkardı. İşin Aslı diye bir kitap. Kısa videolarla bilgiler veriyor. Serdar Aktolga, tabet bilgisi sağlam olan bu işe ülkemizde, yurt dışında temsil eden arkadaşlarımızdan biri. Bilihan Koç iyi bilgiler verir. Karakterlerine ve bilgi tecrübelerine güvendiğim birkaç arkadaş bu. Bunlardan daha çok, tekrar söylüyorum, o odaklanma meselesinden dolayı böyle kısa öz diyemeyeceğim, hepsi öz olmuyor. Daha sansasyonel, daha ilginç şekilde size hitap eden insanlar daha çok ilgi görüyor. Dolayısıyla bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Elbette iyi vakit geçirmek, hoş vakit geçirmek, gülmek, eğlenmek iyi ama sporla ilgileniyorsanız biraz daha bilgi ve bu bilgiyle paralel tecrübeli insanları dinlenmenizi, izlemenizi, takip etmenizi tavsiye ediyorum. 2024 yılının hepimize barış, sağlık, mutluluk getirmesi dileğiyle hoşça kalın, sağlıkla kalın, sporla kalın arkadaşlar.